Rahim duvarının kalınlaşması aynı şey midir? İzleyicilerimiz sorduğu için soralım. Yok, rahim duvarı kalınlaşması biraz daha başka. Rahim duvarı dediğimiz yer endometrium olabilir. Hı-hı. Endometriumun kalınlaşması kimi zaman menopoz sonrası dönemde kanamalara sebep olabilir veya menopoz öncesinde de normal adet gören bir kadında da hiperplaziler olabilir. Hı-hı. O rahim duvarı kalınlaşmasından kasıt o. Ama bir de rahmin miyometrium dediğimiz dış tabakası var. Miyomlar bu miyometrium tabakasından kaynaklanıyorlar ama yerleştiği bölgeye göre de isimlendiriliyorlar. Subseröz olabiliyorlar, intramural olabiliyorlar, submüköz miyomlar olabiliyorlar. Bulundukları bölgeye göre de kanama yapabiliyorlar. Kimi kadında yoğun kanamalara sebep oluyor. Kimi kadında baskılar dolayısıyla mesela idrar torbasına baskı yapıyor, idrar kaçırmaya sebep olabiliyor. Ağrı, şişkinlik, gaz yapabilir mi? Ağrı, şişkinlik tabii ki yapar. Bağırsaklara bastırırsa işte kabızlık yapar. Ağrı yapar. Yine böbreklere doğru baskı yaparsa yan ağrıları yapabilir. Yani bulunduğu bölgedeki hangi organa yakınsa o organa bağlı bulgular verir. Dolayısıyla her şekilde karşımıza çıkabilir. İlişki sırasında ağrı yapabilir. Adet sırasında ağrı yapabilir. İlişki sırasında çok yoğun bir dolgunluk baskı hissi var diyebilir bazı kadınlar. Birçok şekilde karşımıza çıkabilir.